Nasıl bir deliliktir bilmiyorum ama bugün hayır mübarek cuma günü arkadaşlar. Otururken proje arabası alalım diyorduk ya, hep bekliyordunuz ne alalım ne alalım. Ben niye yukarı çıktım ki orada bir anda bir şey oldu. İşte Abdullah sen ne diyorsun bu konuda koçum? Valla ben ilk defa bir şahit oluyorum böyle bir işe. Görmüyoruz seni, görmüyoruz. Çay içerken bir anda nasıl böyle bir karar verdim ben anlamadım. Çok hızlı gelişti bir anda ya. Bir anda yani. Sağ olsun Tuncay dostumun arabasıymış. Bir anda böyle 10-12 yıl önce de arkadaştık. Mesut Efe kardeşimin de arkadaşıydı. Aradık, arabayı bize şunu verir misin, buna verir misin, vermez misin derken artık hayırlı olsun dedik. Kaporasını hesaba yolladık. Şimdi arabayı alıyorum. Sonra 6. kata kadar ineceğiz. -6'ya kadar ineceğiz. Arabayı alacağız. Sonrasında nasıl projeler bizi bekleyecek? İnanın ben de bilmiyorum ama Cenab-ı Allah inşallah bize kazasız belasız güzel günlerde güzel projelere sizlere güzel paylaşımlar sunmayı nasip eder diye düşünüyorum inşallah. Çok şükür Rabbim gönlüme göre verdi. Çok şükür ki. Size de daha güzellerini nasip etsin diliyorum. Mert Bey gaza getirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de heyecanlıyım şu an. Evet Mert Bey de aynen öyle. Abdurrahman Bey. Ben de çok heyecanlıyım. Diyorum ya nasıl bir araba alıyorsan -6. kattan bir düşün yani. Tatile giderken Abdurrahman'cığım sen sağımda oturacaksın biliyorsun. Tabii tabii onda hiç şüphe yok yani. Yanına sakinleştirici alırsan. Evet. Onu hiç düşünmemiştim. Çünkü sen biliyorsun bir kere benim Subaru'm varken binmiştim ve bir evet, daha arabamı binmemiştim. Yemin etmiştim evet, bir daha binmeyeceğim diye evet. Ama bineriz artık ya. Güzel kardeşimizin güzel arabası olsun. Allah kaza bela vermesin inşallah. Çok şükür bugünlere diyelim. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar günlerden pazartesi şöyle haftaya iyi girdik diyelim çünkü neden içeride birkaç tane aracımız var artı yaklaşık 5 senedir yanımızda çalışan Ramazan abiyi detaylingin kralı Ramazan abiyi hiç show yaparken görmediniz tabi bir de bu işin kamera arkasında Serdar var Serdar da detaylı temizliğe gerçekten meraklı özellikle internetten birçok ürün ve malzeme getirtiyor ben de onlara güzel bir araç buldum evet. İşte bu ürün güzel boyası olan iki derbat koltukları elden geçebilecek jantı, lastiği, detayları yapılabilecek bir araç dedim. Show onların elinde artık. Özellikle aracın üstünde inanılmaz bir kötü kabuk filmi var. Gördüğünüz gibi. Kendi parlaklığına gel abi. Gel. Bak. Bir kabuk filminin arabadaki önemi arkadaşlar. Arabanın asıl rengi belli bile olmuyor. Gördüğünüz gibi. Muşamba. Serdar'cığım. Bir tane arka kapısında göçük var. Minicik. Tamam onu bitirken şu an yaptırdık. Evet. Koltukları gördüğün gibi. Temizlendi. Temizledikler. Deri bakımı, koltuk, direksiyon matlaştırması, içindeki piyano bilek, malzemeler parlayacak, makine var. Bakımı. Ramazan abi eski bir detaylingçi olarak, yıkamacı olarak gördüğün gibi arabanın fitilleri, sarnı parası. Bakalım sarnı parasına da. Mustafa abi kandırılmaz ki eski adam bildiği için kandırılmaz yani. Yemezler.
Şimdi arkadaşlar, genellikle eskiden bizim bütün detaylıkçılar böyle yıkamacılar diyelim. Çünkü detaylık sonradan başladı. Detaylı iç diş temizlik. Hatta benim stikerlerim vardı. GMG Garaj Oto Yenileme Merkezi. Öyle geçerdi. Gördünüz. Şimdi veriyorum motoru, detaylarını, yapraklarını, her şeyini alıyorsun. Artık 2 gün mi uğraşırlar, 3 gün mi uğraşırlar bilmiyorum. Aracı onlara bırakıyorum. Güzel şekilde bekliyorum. Detaylar sende. Ramazan abi gölgesi gibi takip et. Serdar'cı şu evde de tuttuğun gizli malzemeleri getir de kanka, arazi olmasın. 3 harfler götürmesin sonra. Yok yok. Ooo renge bak. Renge bak ya. Siyah aldık, mor çıktı. Arabayı evet. Gerçekten arkadaşlar siyah aldık, mor çıktı. Yıkamaya alalım. Su tutmadan demir tozunu burada vuralım. Gölgede vuralım. Güneş altında vurmayalım. Ondan yıkamaya sonra kapar alalım motor, bagaj kenarı, depo şu kapağı. Şu lastik patucuyla şu lastikleri sallatalım. Alıyorum ben yıkamaya. Ben sen yıkamaya bir sese bak. Şu anda yıkadık, detaylı bir şekilde odamızı aldık, kuruluyoruz. Daha sonra iç temizliğinden başlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Musa, önce bunu yapıyoruz. Neden? Neden abi? Öncesini sonrasını görmek için. Tamam. Bakın, maskeleyeceğiz. Ha, before after diyorum. Tabii. Şimdi before after yaparız, kimse anlamaz. Ama bu şekilde yarısı yapılıp yarısı yapılmadığını görünce her şey daha net olacak. Ramazan sıcak su götürmeye gitti. Şu an burada kullanılan bütün malzemeler benim kendi arabalarım için aldıklarım. Memnun muydun peki? Evet, hepsinden çok memnunum. Her arabayı aldığımda bunların hepsiyle yaparak sıfır hale getiriyorum araçlarımı. Ben çok severim öyle işleri ya. Şimdi yarın yeni malzemeleri sipariş ettim. Karbonlara, siyah parçalara. Bakın mı bunları mı? Tabii tabii, Alcantara'ya. Hepsi yeni malzemeler geldi. Yarın daha çok çekim var. Ayırdık. Neden? Neden abi? Temizlerken ki farkı gördün, değil mi? Evet. Neresi temiz, neresi yağlı, öncesini, sonrasını. Şimdi de bakımı süreceğiz. Bakımda ne oluyor? Biz bunu parlatmıyoruz. Biz buna deri bakımı sürüyoruz. Bu deriyi yumuşatıyor. Bak, önceden sürülmediği için deride çatlaklar oluşmuş. Bunu sürseler de deri yumuşardı, bu çatlaklar olmazdı. Biz derisini süreceğiz. Hem güzel bir bakım olacak, hem de derisinin çatlamasını ve ömrünü uzatacak. Evet abi.
Bak şimdi kamerada bilmiyorum görünüyor mu ama. Bak burası daha mat ve daha orijinal bir görüntü oldu. Burasında da bakım süremediğimiz için matlaştı birazcık. Temizlediğimiz için, üstüne katmanları aldığımız için. Bak burası dokusu da burası dokusu şimdi hani çok farklı oldu. Ben oraya şimdi detay girelim. Aynen. Şimdi bak biz bunu güzelce ne yaptık? Bu ne olacak şimdi? Şuradaki çatlakları falan besleyip artık çatlamasını önleyecek. Serdar'cığım sen burada kutu kutu pens oynarken biz burada arabaların içini Arap sabunuyla yıkıyorduk koçum. Arap sabunu bitti abi artık her şey ayrı bir bitti, şey çıktı. Her şey teknoloji fırça biz gidiyorduk şeyden alıyorduk Ramazan abi normal mutfak şeyinden düşmüşüm. Aklı. Onu ben en başta Megaverse'den almıştım. Ne kadar değerliydi var ya cam fırçası falan. Şimdi? Şimdi Serdar Bey. Cam temizliyor. Şimdi. Onun tabi bakımını da daha süreceğiz. Tabii tabii daha başlangıç bunlar. Şu an temizlik aşaması. Yani siz şimdi bana şov yapıyorsunuz. Tabii. Ben sonuca bakarım. Yine aracın hayırlı ve uğurlu olsun. Yine aracın için koruma paketi bu kutunun içinde. Neler çıkmış neler. Park sistem Türkiye'nin desteği özel ürün. etay.box.com Görkem Bey'e teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan kardeşimizle sevgilerle. Bunlar tabii ki bizim vakti zamanımızda Serdar'cığım deri sütü vardı. Sürüyorduk müşteriye bir tane evet, ondan veriyorduk ara sıra sürüyordu müşteri falan. Tabii ki teknoloji ilerlemiş arkadaşlar. Karbon ayarı geldi, alfantra ayarı geldi, deriye bakım ayarı geldi. Her şey gelişiyor. Evet. Trenlere kadar seden sürüyoruz abi. Ama ne fark eder? Herkes toprak olup gidiyor. Hiç gerek yok ya. Dünya malı dünyada kalır. Ne gerek var ki yani? Bana ne ya? Eskisel olur, koltuğu fışkırtsan ne olur falan filan. Ama olsun biz yine bakımızı yapalım. Evet abi şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aracımızı yıkadık, detay iç temizliğini yaptık ve dışına için seramik uygulayacağız. Seramikimiz Teroson. Yeni ürünümüz. Bunu uygulayacağımız aracımıza. Onun için önce ön hazırlığımızı yapıyoruz. Pastasından başlayacağız. Şimdi pastasına başlayalım. Hakkında nasıl bilgi verirsiniz? Arkadaşların kullanımı ve şeyi söylerseniz özellikle İbrahim Bey, Teroson yeni bir Teroson seramimiz geldi İbrahim abimizden. Hediye, 50 kutu. bir tanesini bize hediye ediyor. 49 tanesini yapın veya satın diye getiriyor. Bu nasıl bir ticaretse? RS6 gibi bir aracı kullanacağız bu renkte. Kendini yenileyen malzeme. 3 kat sürülüyor. Her kat ortalama 1,5 mikron. Hani bütün işlemler uyguladıktan sonra biz bunu yolluyoruz. Hem daha kalıcı oluyor hem de aracın boyasında bir mikron derinliği verdiği için daha parlak sür oluyor. Sür bakalım Ramazan abi. Hadi Ramazan abi. Bir tarafına sürelim, bir tarafına sürmeyelim. Su kaydırma testi yapalım, bir de parlaklığını kendi gözlerimize görelim. Bu video nasıl olacak hiç bilmiyorum ama ben gerçekten artık arabanın videosunu çekip binmek istiyorum. İnsanlar, gençler dün işte Instagram'a koyduk Mercedes önünde nasıl bir seri yakalayacağımızı beğenmeyi ve Mercedes'ten sonra Audi grubuna geçtik. Hem agresif ve hırçın bir araba, hem büyük bir araba, hem dolu dolu bir araba. Bunun tabii tasarımları olacak, eskitme olacak, yeni olacak, kopart olacak, renk olacak, sıkıntı olacak, bir şeyler olacak. Belki ABT'yle görüşüyoruz şu anda. Almanya'ya çekip gideceğiz, bir blok hazırlayacağız, sizlerle tanıtacağız. İbrahim sen bu konuda hızlı bir şekilde. Hızlı bir benim ehliyetim var. Nuh Mevi'den kalma 1998'den. Biz Almanya'yı hemen alır, hiç problem olmaz. Evet, oradan buradan bir yapıştırırız. Bir tane de walkthrough takarız. Aynen. Seramik yapalım, hemen çıkalım yola biz. Evet, seramikle gidelim. Seramiksiz Almanya'yı almıyorum. Seramik flaş ve seramik var yani. Nasıl çıkarsınız? Trenler de seramik. Bak burayı detay. We'll be right back.
Mustafa abi kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Buradaki en eski çalışanlardan birisin abi. Evet. Mustafa abi yeni araba aldı. Ne düşünüyorsun? Evet. İyi oldu ya. Onun açısından biz de sevindik. O en iyilerine layık. İnşallah daha iyilerine de biner. İnşallah abi. İnşallah biz de bineriz. Evet. Eskidince alırım bundan. Hayalim falan var diyordu böyle. Yani sen hayalim var ya diyordu. Bir de biz onu böyle 36-37 yaşındayken söylemiştik. Al diye RS6. O da dedi ki ben genç adamım, olmaz bana. 40 yaşına girince aldı işte arabayı. Abi kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yeni araba aldın Mustafa abi. Evet, hayırlı olsun, Allah kaza bela vermesin. Aa. Hayalindeki arabaydı, şimdi gerçekleştirdi inşallah. Böyle... İnşallah hayırlısı olur, Allah kaza bela vermez. Güzel bir araç. Mustafa abi de dedi de az önce, 36 evet. yaşındayken falan şey diyormuş, ya ben o arabayı bilmem, yaşlı arabası falan diyormuş. Artık vakit geçiyor, ilerleyince mutlaka oluyor. Değil mi? Tabii. Kenan abi kolay gelsin. Sağ ol canım. Mustafa abinin yeni arabası hakkındaki düşüncelerin nedir? Vallahi Musa'cığım, ben yıllar önce ona söylemiştim, abi RS6 alalım, RS6 alalım. Ya yürü git işine dedi, ben yaşlı mıyım, ihtiyar mıyım, işte 40 yaş arabası falan dedi. En sonunda 40 yaşına girdi, aldı arabayı. Sözünde durdu yani. Ben hep... Hmm. Çok sevmişim bu RS6'yı. Güzel bir araba, yakışıklı bir araba. Aynen, bayağı. Aynen, tam bir aynı arabası. Tam bana göre. Aynen. Allah bize de nasip eder inşallah. Amin inşallah abi. İnşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, güle güle kullansın, Allah kaza bela vermesin. Amin. Evet Halil abi. Vallahi başkanım yeni bir araba aldı. M4'ten sonra, biliyor musun arkadaşlar? M4'te haftada bir lastik yakıyor. Ondan sonra benzin onlar zaten gözükmüyor, gözükmüyor. Şimdi bu RS6'da ne yapacak, ne edecek bilmiyor. Çok deli şeyler. Çok deli şeyler düşünüyor. Benzini koyacak bir. M5'te, M4'te yaptığı hareketleri bunda yapar mı, yapmaz mı bilemiyorum. Vallahi taktik edin ya, akıllıca biner. Ya da M4 gibi lastikleri, benzini vur. Bugün lastiklerden duman çıkıyor. Ha işte başladık lastikleri yakmaya. Başladık lastikleri yakmaya. Onun lastiği daha karıştırıyor biliyor musun kardeşim? Bir parası. Haftada bir lastik yakılmaz ki, ayıp böyle bir şey var ya. Ama yine kazası belası bilsin ya, ne diyeyim abi. Amin abi, inşallah. Hayır, hayali falan var diyordu. Hayali bir s**eyim. 40 yaşında hayali varmış. Ne yapayım ben hayalini. Hayali gerçekleşti başkanımın, güle bilsin. 40 yaşı sempozyumuna girdi. Sempozyum mu diyorum? Ha, sendromu ha. 40 yaş sendromuna girdi. 40 yaşında da istediği oldu. Allah kalbine gönlüne göre versin. Kazasız belası bilsin. Musa'cığım teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, cumartesi günü sabah 5.30'da buluştuk. Saat şu anda 1.30. Sağ olsun otobak Oktay kardeşim bana yardımcı oldu. Mekana geldik, bizi kırmadılar. Tabi Ümit'i sabah aradım hemen 8.30'da. Bana iki tane araba getir acil dedim. Hemen Ferrari'si de Porsche'nı getirdi. Şurayı canlandırdık. Oktay'ın zaten elinde araçlar vardı. İçerikli, farklı. Öyle içimizden geldi. Bir video yapalım dedik arkadaşlar. Çok şükür yeni aldığımız aracın kurbanın her şeyini kestik. Allah tekeni taş değdirmesin derler. Güle güle kullanmak nasip olur. Güzel projelerde, güzel renklerde, body kitlerde, egzoz sesiyle, yanlamalarla, ufak tefek şovlarla inşallah sizlerle olacağız. Herkesin kendine göre bir tabii ki görüşü olacak. Neden spor araba almadın, neden tek kapı almadın, ne kadar canlı araba alabildin diyecek ama biliyorsunuz ben 40 yaşında bir aile babasıyım ve iki tane de çocuğum var. Malum bir yere giderken hep beraber aile olarak eşimle beraber bunları özgür şekilde atıp hızlı gitmeyi seviyorum. Oktay'ın da zaten böyle bir şeyi var. İçinde RS6. Orada duruyor bak orada. Biz 40 yaşlar Oktay'cığım. RS6'cı olduk herhalde. RS6'cı olduk. Ben hep araba yıkarken derdim, bir gün RS6 alacağım, 40 yaşına geleyim. İşte müşteriler falan getirdi falan böyle, hayal ederdik. Çok şükür. Saçlarım ağrıdı. Saçlarım ağrıdı. Neden saçlarım beyazlandı arkadaş diyoruz. Sizleri seviyoruz, iyi dileklerinizi ve görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah umarım sizler de bizim yaşımıza gelmeden, gençken hayallerinize kavuşur, güzel şekilde güzel araçlara kazası belası sevdiklerinize binersiniz. Yeni projede, yeni renkte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.